Yani başta tabii insan kendine yakıştıramıyor biliyor musun? Aslında günüm de geçmişti. Böyle garip garip mide bulantıları filan, aşermeler. Can eriği çıksın, can eriği çıksın diye can atmalar. Meğerse bebeğim kendini belli ediyormuş. Aslında benim hayalimde hep böyle telli duvaklı gelin olayım, ondan sonra bebek yapayım diye vardı ama olsun, olsun canım. Çocuğun kısmeti böyleymiş. Biz de ona doğruyu anlatmayız. Ona deriz ki, çocuğum sen aşk çocuğusun. Sen balayı bebeğisin evladım deriz. Değil mi babası? Emel. Bak, sana karşı dürüst olacağım. Ol hayatım. Ben hala Zeliş'e aşığım, seninle evlenemem. Nasıl yani ya? Aldırayım mı yani çocuğu? Korkma yavrum, korkma. Kalbini atmasın hemen öyle pır pır pır. Ben gerekirse seni tek başıma doğururum. Gerekirse bekar bir anne olurum. Gerekirse saçımı süpürge ederim hatta. Hatta mahalle baskısına bile göğüs gererim yani senin için. Olur mu canım öyle şey? Ben ne çocuğumu ne de anasını sahipsiz bırakmam. Gerekirse evleniriz de. Evleniriz değil mi hayatım? Yani gerekirse tabii. Emel, sana bir şey sorabilir miyim? Sor hayatım. Sen şu hamilelik testini evde kendi başına mı yaptın? Ne demek şimdi bu ya? Yani emin misin? Eminim tabii canım. Allah Allah. Düpedüz hamileyim işte yani. Of. Ya tamam, sinirlenme hemen. Ama diyorum ki, emin olmak için bir de doktora mı gitsek ha? Doktor mu? Gideriz tabii canım. Ona da gideriz. Nasıl olacak o ya? Yani demek istiyorum ki tabii ki gideriz doktora da bir tanıdığın doktorunu falan bulmak lazım. Bir arkadaşa danışmak lazım. Öyle değil mi? En nihayetinde benim bir mahremim var yani. Açamam öyle herkese şakadanak. Bir de doktor çıktı başımıza. Kız Ferdane, bir gittin gelemedin ha. Çok mu aradın? Emel'cim buldum buldum. Ama 6 aylıkken çekilmiş olanı buldum. Anlamasın seninki. Yok kız, anlamaz. Nereden anlayacak? Adamın karısı kurutmuş zaten herifi. Zavallı adamcağızın hayatında ultrason mu görmüşlüğü var Allah aşkına? Ya ben aslında yapmazdım böyle şeyler ama bu erkek milletine müstahak kardeşim. Vallahi bak hak ediyorlar. Kız, bana bak. Elindeymişken şuna da bir işi ver kardeşim. Vallahi büyük sevaba girersin ha. Alem kadınsın vallahi. İşe kız sen işe. Bana bak nasıl oluyordu şimdi? Çift çizgi çıkınca hamile kalmış oluyorduk değil mi? Evet canım. Vay arkadaş, ne karışık işlermiş ya. Kız, vallahi davul gibi şişmişsin. İçimsiz bir şey olmuşsun. Allah koru yarabbim. Vallahi sizde hiç akıl yok kız. İnsan bir çocuk yapacağım diye poşetle girer mi? Kudret. Sürpriz. Bak babası. Bebeğimizin ilk fotoğrafı. Sen doktora mı gittin? Yani birlikte gidecektik. Ay Kudret, niye böyle yapıyorsun ya? Nasıl gideyim ben seninle doktora? Ne diyeceğim adama yanımda seni götürüp? Evli değiliz, bir şey değiliz. Utandım yani. Hem bak bunu tekrar yaptım. Gördün mü? Çift çizgi. Gayet net ve bilimsel. İnandın mı şimdi hamile olduğuma? Ya kusura bakma be Emel. Yani aslında başından beri şüphelenmemem gerekirdi ama ne bileyim işte. Yani tam da Zeliş'le tekrar... Aa, bak Zeliş deyince aklıma geldi. E kadının bu akşam düğünü var. Ne? Düğünü mü var? Tabii tabii. Bu akşam. Yani şimdi ayağımıza kadar davetiyesini kendi el cihazıyla getirip bırakmış. Bunca yıllık komşum. Nihayetinde bir mazim var yani kadıncağızla. Gitmemek olmaz. E zaten yorgan gitti. Kavga da bittiğine göre. Ha? Ya saçmalama be kızım. Senin ne işin var Zeliş'in düğününde? Ay Kudret, niye öyle diyorsun ayol? Allah Allah, kaç yıllık komşum kadın benim. Ayıp. Tamam, bak sen gelme.
Ben tek başıma giderim. Şöyle bir uğrar çıkarım. Hem daha iyi. Dönüşte de sana neler olduğunu ballandıra ballandıra anlatırım ha. Bak tatlım, senin için çok güzel yemek yaptım. Buzdolabında ısıtır yersin, tamam mı? Bunu da al. Romantik romantik bebeğimize bakarsın. Oh! Evet. Köfteler harika oldu. Yani tabii bir bakın bakalım. Beğenecek misiniz? Ama hemen yiyin. Çünkü içindeki suyu böyle kendini bırakmasın. Bak bakalım. Nefis olmuş Sinan abi. Ellerine sağlık. Gerçekten. Canım benim. Hadi Yasemin. Ben köfteleri kızartırken şöyle bir düşündüm. Daha önce hiç böyle bir duygu yaşamamıştım ben. Aile olma duygusu. Size çok teşekkür ediyorum. Yasemin. Çok teşekkür ederim. Annem sen ne yemiyorsun? Bak Sinan abi çok güzel yapmış köfteleri. Ha. Ben kötü köfte yapıyorum yani. Zaten benim yemeklerimi beğenmiyorsunuz. Mutfağı iyice ele aldınız ikiniz de. Ben farkında değilim mi sanıyorsunuz bütün bunların? Yasemin. Bugüne kadar yaptığım bütün yemekler... taş olsun inşallah. Toprak olsun. Toprak olsun. Yasemin'ciğim, hayatım kalk bakayım be. Yasemin, senin bana anlatmadığın bir sıkıntın mı var? Benim sıkıntım sensin. Ben miyim? Sen beni sevmiyorsun. Aa. Evet. Sıkıldım benden artık. Niye evlendim bu Yasemin'le diyorsun? Yasemin, bana nereden çıkartıyorsun bunları? Öyle. Olur mu hiç öyle şey? Sen git kendine taze bahar seç. Ne seçeyim? Taze bahar. O ne be? Kış oldum ben. Yaşlıyım. Yaşlıyım. Sen yaşlı falan değilsin. Yaşlı. Değilsin, değilsin. Aşkım, olur mu öyle şey? Sen hiç yaşlı değilsin. Ama biz bir gün yaşlanacağız seninle, el ele. Kırış kırış olacağız. Hayır, ben kırış kırış kesinlikle olmayacağım. Ben kırış kırış olmayacağım. Benim yüzüm kesinlikle kırış kırış olmayacak Sinan. Tamam. Tamam olmayacaksın sen. Tamam. Yasemin, bak sen sabah da ağladın, şimdi de ağlıyorsun. Nereden çıktı bu ağlama nöbetleri aşkım benim? Ağlama nöbeti mi dedin? Hı, ağlıyorsun. Ağlama nöbeti yok ki. Terlemiyorum ben. Ağlama nöbeti yok ki. Bence bu kadar çok eşya almana gerek yok. Odamızdan çıkmayacağımız için ihtiyacın olmayacak. Ay dursana Halukcuğum ya. Ne yapıyoruz ben bu? Ya ayıp oluyor. Ayıp mı? Seçpiz karı koca olduk artık. Ayıp mı kaldı? Yani evet de ben yine de utanıyorum. İyi peki tamam. Gece otel odamıza yerleşene kadar sabrediyorum. Ah, ben bütün bikiniler, plaj havluları filan bunların hepsini öbür evde unuttum, iyi mi? Şey yapayım,
Atlayayım hemen bir koşu, ben onları toparlayayım. Zeliş, ne gerek var? Yenilerini alırız. Ne gerek var yenisine? Yani şimdi üstüme oturan şeyler, hani şimdi bikinim falan varken parayı saçmalar. İsrafa gerek yok. İyi peki, tamam. Zaten benimle bir toplantıya yetişmem lazım. İstersen sen eşyalarını al, ben seni eski evinden alayım. Havaalanına oradan geçelim, ne dersin? Hah, öyle yapalım. Zaten burada toparladım ben her şeyi, bir şey kalmadı. Artık hayat beni nereye sürüklerse ben oraya. Oh! Kudret Efendi, seninle bir söküp çıkaracağım kalbimden ki tamamdır artık. Yolum açık olsun benim. Allah'ım. Oh! Kudret, şu dışarıdaki havaya bak ya. Resmen erik çiçekleri açmış ha. Kızım, sen de niye öyle kedi gibi camdan seyrediyorsun? Hadi gel dışarı çıkalım ya. Bir hava alalım. Şöyle iki insan yüzü görelim. Aylardır kapattın kendini eve. Nasıl çıkayım Kudret? Nasıl çıkayım yani? Nasıl çıkayım? Ben bilmiyor muyum mahalleyi? Herkes dedikodu yapıyordur şimdi hakkında. Deli falan diyorlardır yani kesin. Ya yok be kızım. Hani sen bana dedin ya tatile çıktığımı söyle diye. Ben de öyle yaptım. Herkes seni tatilde biliyor. Gerçekten mi ya? He. Ay Kudret, aslansın sen. Bana bak, sormadılar mı nereye gitti diye? Ha? Meraklından çatlamıştır onlar. Kim? Ya kim olacak? Yasemin'le çetesi tabii ki. Sen şimdi onlara Emel tatile gitti dedin ya. Onlar hasetinden çatır çatır çatlamışlardır. Abartsaydın iyice, şeysel adaları deseydin. Neyse. Vallahi öyle kimsenin çatladığı falan yok. Yani herkes Emel'i çok özledik diyor, başka bir şey de demiyor. Ya, özledik dediler mi? Tabii, özlemişlerdir yani en nihayetinde. Ben de bu mahallede dobra dobra bir kadınım yani. Eninde sonunda anlayacaklar zaten benim kıymetim ama inşallah geç olmadan yani. Neyse canım. Sana çok güzel yemekler aldım. Sen şimdi bunları bir güzelce ye ki hemencecik iyileşesin, değil mi? Ay Kudret ya. Ben nasıl ödeyeceğim senin hakkına? Önce benim hayatımı kurtardın. Ondan sonra geldin böyle hastanede bana baktın bebek gibi. Şimdi de bunlar. Lafı mı olur kızım? İnsanlık vazifesi. Hadi canım. Sadece insanlık vazifesi mi yani? Ha? Bir tek insanlık vazifesi olsa bir kere sen beni hastaneden sonra bırakır giderdin. Kaderimle baş başa kalırdım yani. Biliyor musun? Bence sen böyle sert erkek ayağına falan yatıyorsun ya. Duygularını pek dışa vuramıyorsun yani. Ama biliyorum. Sen de beni seviyorsun. Sen bayağı sırılsıklama aşıksın bana bence. Sevgilim. Ben de seni çok seviyorum. Kudret, bir şey söyleyeceğim. Bak biz bir daha hiç ayrılmayalım, tamam mı? Bak vallahi bir daha ayrılırsak öyle bir intihar ederim ki bu sefer sen bile kurtaramazsın beni. Bak bak böyle. Kık de. Ya aman kızım, ağzından yel alsın. Ay kıyamam sana ben. Hiç ayrılmayalım ama biz. Tamam mı? Mutlu aylar bize. Birinci ayımız kutlu olsun. Aa, birinci ayımız tabii. Evet. Canım benim, birinci ay. Ya, birinci ayımız kutlu olsun aşkım, nice aylara. Bu kadar mı? Bu kadar değil. Olur mu bu kadar? Akşam yemeğe gidelim. Birinci ay kutlama yemeği. Yok canım, evde de ben yaparım, yeriz. Tamam, evde yapalım, daha güzel olur. Evde. Sinan. Canım. Sen mutlu musun? Mutluyum tabii. Niye sordun? Hep suratın asık senin. Aa. Ha.
hep susuyorsun. Olur mu hiç öyle şey? Ben çok mutluyum. Sevdiğim kadınla evlendim. Şantiyede kendime göre uygun bir iş buldum. Hayatımda istediğim her şeyi hemen hemen gerçekleştirdim. Niye mutlu olmayayım? Hemen hemen. Hey. Sen kendi ağzına itiraf ettin. Hayatta istediğin her şeyi gerçekleştirdim değil. Hemen hemen gerçekleştirdim. Aa, hayır hayır. Yani yanlış anladın ya da ben yanlış anlatmış olabilirim. Bitmiş bu evlilik. Bitmiş. Yasin. Bana bak bakayım. Bak. Ben yaşadığım sürece ne bu evlilik ne de sana duyduğum aşk biter. Anladın mı? Boşu boşuna ne kendine ne de bana eziyet et. Tamam mı? Ben sana eziyet mi ediyorum? Hayır, 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 hayır. Hay dilimi eşek arısı soksun. Bak, öyle demedim ben. Eziyet, ya eziyet zaten o manada değil burada. Ne manada bu? Aşkım lütfen. Ben seni, hayır, hayır. Ben seni çok seviyorum Yasemin. Gerçekten çok seviyorum ben seni. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Bak ne var burada. Birinci ay. Pastamızın mumu yanıyor. Hadi onu üfleyelim. Bir kutlama yapalım, tamam mı? Saklamak zorunda oldukları sırları bir bir düşünmeye başlarlar. Kimi eski kocasıyla yeniden alevlenen aşkını yeni kocasından saklamaya çalışırken, kimi karnında bir can değil bez parçası taşıdığını dünya alemden saklar. Kimi de sır saklamaktan kurtulduğu için rahat bir nefes alır. Peki yasaklayacak sırrı olmayanlar? Onlar ne yapar dersiniz? Gül çıkmazına karanlık çöktüğünde. Ses filan duyamazsın şimdi sen. Birkaç ay sonra. Kaç aylık şimdi bizimki? Ne demek kaç aylık bizimki? Ha? Daha biz bir aydır. Ya. Hani kafam iyice gitti benim heyecandan ya. Benim de. Gamze. Ha. Arkadaşıyla Hasret gidersin diye izin verdim. Bu saate kadar sokakta hanımefendi. Söyleyecek misin? Yarın sabah birlikte söyleriz. Tamam. Ben kolileri arka odaya yığdım. Ev bulur bulmaz taşırım artık ha. Ya Kudret. Hı? Bak vallahi güceniyorum ama ya. Ev bulmak da ne ya? O ne? Yani biz hayatım artık ideal bir çift olduk. Birlikte yaşamamız gerekmez mi? Bu evin suyu mu çıktı ya? Yerleş işte buraya, birlikte yaşayalım. Ben biraz çıkıyorum. Sen ilaçlarını kendin alırsın değil mi? Yani alırım tabii almayı da. Nereye ya bu saatte? Ya Hamdi ile Siren'le buluşacağım. Kudret ben de geleyim ha? Yok devenin alı artık. Yani şey demek istedim Beymel, biz erkek erkeğe takılacağız işte. Senin ne işin var şimdi orada? Biz bira içip maç falan izleyeceğiz. Ama Kudret ben yalnız başıma kalacağım ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Zaten benim dizi bitti. Ben size maç kanalını açarım. Burada keyifli keyifli izlersiniz ha. Emel bak ben sıkıntılı adamım. Böyle üstüm üstüme gelme yani, daralıyorum. Yani ayrıca özgür ruhluyum da. Şöyle çıkıp dolaşmam lazım. Kafama göre takılmam lazım. Boğma beni ya.
Alo. Halukcuğum. Zelişciğim, toplantım uzadı biraz. Sen bir taksiye atlayıver, bekleme beni, oldu mu? Ha, tamam. Benim buradaki işim bitti zaten. Ben eve geçiyorum o zaman. Evde görüşürüz canım. Görüşürüz. Ya sen ne geldin yine benim kapıma dayandın ya? Ne istiyorsun, ne var? Allah Allah, evdeyim diye mesaj attın ya kızım. Aa, sana mı gelmiş o mesaj? Ben onu Halil'e atmıştım. Ya bırak bu numaraları kızım. Gel buraya. Ay çekil şuradan, küsüm ben sana. Zeliş, bak yeminle bana senden başka kadın yok bu hayatta. Pis yalancı. Seni çok seviyorum kızım. Hala ilk günkü gibi heyecanlandırıyorsun beni. Ya Kudret. Sen bana aitsin kızım. Başkasının olamaz. Hoş geldin sevgilim. Sen yatmadın mı da? Biliyorsun hayatım. Sen olmayınca beni uyku tutmuyor. Bak Emel, bence bana bu kadar bağlanma. Yani dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın öbürsü gün ayrılmamız gerekse... Sus, sus, sus. Şakası bile hoş değil. Hayatım, ben bugün ne yaptım biliyor musun? Senin eşyalarını bir bir yerleştirdim. Yerleştirirken bir de ne göreyim? Bir tane hesap cüzdanı. Senin adına. İsviçre Bankası'ndan. Efendim? Ya. Şu Allah'ın işine bak. Allah'tan ki ben çok iyi niyetli bir kadınım. Gerçekten bak. Mesela bu kötü niyetli birinin eline geçse maazallah. Neler neler yapar. Mesela bir düşünelim. Mesela ben bu paradan haberim olduğunu hiç çaktırmayabilirdim. Niye? Çünkü maazallah. Yani olur ya, bir gün sen beni terk edersen eğer, bu paranın varlığını polise hemen söyleyiveririm. Onlar da seni yalan beyandan hemen içeri tıkarlar. Paraya da tertemiz el koyarlar. Ama diyorum ya, yani böyle şeylere hiç ihtiyacımız yok. Ne ben böyle bir şey yapacak bir kadınım, ne de sen zaten beni terk edecek bir erkeksin. Bence biz ideal bir çiftiz. Kudret, sevgilim bak ne yapalım biliyor musun? Yarın sabah seninle şöyle romantik, şahane bir kahvaltı yapalım. Kahvaltıda da şu nikah meselesini ciddi ciddi konuşalım. Hı? Hadi bakalım. İyi geceler. Gecenin karanlığı. Ya çok eğlenirdik birlikte hani. Kızlar, pasta ve limonata getirdim size. Bu lezzeti öyle her yerde bulamazsın Gamzeciğim. Tadını çıkarın. Teşekkür ederiz Suzan teyze. Afiyet olsun. Ya sen hala hatırlamadın mı Furkan'ı? Ha, bak hani şey diyordun hep küçükken. Ben büyüyünce Furkan'la evlenmek istiyorum. Hadi canım. Ya Nazlı, sen burada geçirdiğin çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hayır. En ufak bir şey bile mi? Yani buna hatırlamak denmez ama yıllarca gördüğüm bir kabus vardı. Karanlık bir oda. Yüzünü görmediğim bir adam beni boğmaya çalışıyordu. Çok korkunçmuş. Sen bu kabusu Suzan teyzeye anlattın mı? Hayır. Ama öğretmenime anlatmıştım. O da anneme anlatmış. E? Annem çok sinirlendi. Bana bunun bir kabus olduğunu
ve kimseye anlatmamamı tembihledi. Sonra okulumu değiştirdi hemen. O öğretmenimi de bir daha görmedim. Ah! Hayırdır inşallah Enver Bey? Bu saatte. Yasemin, sabaha bekleyemedim. Öğrenir öğrenmez haber vermek istedim. Hayır, tamam. Tamam, dur. Dur, tamam. Hiçbir şey söyleme, tamam mı? Lütfen, rica ediyorum. Enver Bey, menopoz dediniz ya. Daha ne diyeceksiniz kardeşim? Nasıl bir felaket bu? Sinan! Sinan! Ne oluyor Yasemin? Lütfen gel. Sakin. Yine Enver Bey gelmiş, bir şey söyleyeceğim diyor. İstemiyorum, hayatım, istemiyorum. Tamam, sakin ol. Enver Bey, ne oluyor? İçeri girsenize siz bir. Sakin ol. Ya ben lütfen anladım. Sakin ol. Ne dedim, bir şey dedim. Ne oldu? Ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Doktorluk hayatım boyunca bu kadar utanmamıştım. Ben çok büyük bir hata yaptım. Ne hatası? Acil bir vaka için hastaneye gitmiştim. Senin tahlillerin çıkmış. Onları kontrol ettim. Östrojen seviyen normal. Güzel haber bu. Anormal olan ne? Yani bu durumda menopoza girmen imkansız. Yani menopoz değilsin. Menopoz değil miyim? Neyim ya ben? Hamilesin. Neyse. Kim, kime dedi? Hamile misin? Bana mı dedi? Kim? Ben mi hamileyim? Hamile misin? Ben, hamile miyim? Hamileyim! Hamileyim! Gerçekten mi? Tebrikler. Gerçekten. Yani ben kendimi tebrik ederim. Ya anne baba oluyoruz biz. Oh, çok teşekkür. Çok teşekkür. Çok mutluyum ben. Gerçek mi bu? Merhabalar, hoş geldiniz. Bay J teyzeciğim, hatırladın mı beni? Suzan ben, Suzan. Niye öyle bağıra bağıra konuşuyorsun ki? Çok şükür kulağımda, hafızamda sapasağlam. Tabii hatırladım seni. İkinci kocayı almışsın duyduğuma göre. Hı? Aferin kız sana. Ne iş yapıyor? Doktordur kendisi. Ha. Kadın doğum uzmanı. Eğer ihtiyacın olursa tayini İstanbul'a çıkınca teyzemi de alıp buraya yerleşelim dedik. Biliyorsunuz burada çok güzel anılarımız var. O yüzden mi palas pandıras taşıdınız teyzenizi? Hı? Gecenin bir yarısı kamyonu kapıya çekip öyle hırsızlar gibi kimseler görmeden. Hı, ben. Hı. Maşallah sende de fil hafızası varmış Macide teyze. Her şeyi hatırlıyorsun değil mi? Buyurun. Ben diğer misafirlerle ilgileneyim. Ne kadar becerikli, ne iyi ev sahibi. Vallahi herkese yetti. Yalnız bir hoş geldiniz deyişim var. Sanırsın yıllardır burada oturanı biz yeni taşındık. Hiçbir şeyi şarküterinden almadığını, hepsini kendi yaptığını söyledi. Yani ben onun yalancısıyım tabii. Yasemin, niye diktin gözlerimi öyle karnıma? Ay kusura bakma, ne olur. Bir daha anne olamayacağım. Geldi de aklıma. Ay Yasemin, ne var bu kadar üzülecek? Ne olmuş, dünyanın sonu mu? Dünyanın sonu mu? Menopoz oldum ben. Nazlı. Çok özledim ben seni. Nasılsın? Nazlı? Niye Gamze'yi öyle tanımıyormuş gibi soğuk davranıyorsun? Hatırlamadın mı? Gamze senin en yakın arkadaşındı. Ya Gamze der, başka hiçbir şey demezdi. Canım benim. Heyecandan dili tutuldu tabii. Buradan ayrıldıktan sonra o kadar çok üzüldü ki. Sürekli ağladı.
Seni çok severdi, biliyorsun. Ben de. Ben bunu senin için aldım. En sevdiğin renk mavi diye hatırlıyorum. Umarım beğenirsin. Ben aslında moru severim. Yıllar geçtikçe zevkler de değişiyor tabii, değil mi? Doğal olarak. Ne? Hangisinden alsam diye şey yapıyorum ama. Güzel görünüyor, çok güzel yapar, evet. Çok güzel duruyor. Bu yumurtalar bozulmuş mu ya? Almasam mı? Alma. Almazsan alma. Al dedim mi ben sana? Hayatım, iyi misin? Allah'ım, benim yumurtalarım da bozuk. Son kullanma tarihi de geçti. Artık çocuk mucuk yapamayacağım diyemem ya sana. Ah Yasemin! Gelsene buraya. Gel aramıza katıl da biraz sohbet edelim. Hadi. Gel. Hadi, hadi. Yasemin! Aşkım, senin neyin var? Yasemin. Menopoz. Menopoz oldum ben. Gülüyorsun bir de ya. Gülünür mü buna? Gerçekten mi söylüyorsun? Gerçekten tabii. Olur mu canım öyle şey? Sen de çok gençsin onun için. Kesin yanlıştır. Ben dedim çok genç bir kadın. Niye menopoz olayım? Durduk yere dedim. Erken menopozu dedi. Aşkım tamam olsun. Sen bunu niye içine atıyorsun? Niye benimle konuşmuyorsun? Ne var ki? Ayıp bir şey değil. Yaşamın doğal bir süreci bu. Değil bu. Yaşlılık bu. Yaşlılığın doğal bir süreci bu. Yaşamı değil bu. Aşkım ne yaşlılığı? Fıstık gibisin sen daha. Değilim. Yaşlıyım. Keşke... Keşke ben öğrenseydim bunu nikahtan önce. Sen de benimle evlenmezdin. Böyle olmazdı ki bu. O zaman... Bana bak. Benim seninle evlenmeme hiçbir şey engel olamazdı. Anladın mı? Sen bana dedin ki ikimizin çocuğu olsa ne kadar güzel olur dedin bana. Hayat... Demedin mi? Dedin. Yasemin, ben seninle mutluyum hayatım. İşte ben senin benimle çok mutlu olmanı istiyorum, anladın mı? Böyle çocuk vermek istiyorum sana ya ben. Yapma, ne olur yapma. Yansın. Tamam, tamam. Sen git o zaman. Nereye gideyim? Sen git başka genç bir kadınla evlen, beni bırak. Çocuk olmuyor ki. Geç. Başka türlü susmayacaktın. Belki benim birkaç yumurtam kalmıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.